Bugün yine insanımızla konuştuk, çeşitli illerle temaslarda bulunduk. Ben şunu fark ettim ki bir haftalık olduğu zamanla şu anki arasında çok da fark olmadığını gördük. Gerçekten insanların ihtiyaçlarına henüz yetişememişiz. Henüz oradaki yaraları tam olarak saramamışız. Oradaki sorunları tam olarak çözememişiz. O yüzden lütfen artık bunu siyasetten bağımsız bir şekilde buradaki insanımızın sorunlarını oturalım, düşünelim, empati kuralım. Bu insanların sorunların çözümü için gayret edelim. Yani yetki sahibi olan bütün arkadaşlarımız gayret etsinler ki artık bunlar bir an evvel çözüme ulaşsın. Mesela bölgeden aldığımız öncelikle basit, çok basit ihtiyaçlar. İnsanların alışveriş yapmak için paraya ihtiyaçları var. Paraları olan insanların bile yaşadığı bir takım sorunlar var. Banka kuyrukları. Bankalar yok şu anda bölgede doğru düzgün çalışan. Bankamatikler veya bankalar önünde insanlar nakit paralarını çekebilmek için, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kuyruklar oluşturuyorlarmış. Ve bu kuyruklar, mesela diyelim ki sıra size geldiği zaman bankada para bitip, saatlerce beklediğinizde de kalabiliyorsunuz. Yani bir an evvel artık böyle sorunların çözülmesi gerekiyor. Şimdi biz bakıyoruz, çadır kentlerde insanların yaşamadıklarını görüyoruz bazen. Ama mahalle aralarına da girdiğimiz zaman bakıyoruz, insanların çadıra ihtiyaçlarının olduğunu, hala bu sorunun çözülemediğini görüyoruz. Bunun sebebi ne? İnsanlar elbette ki alışık oldukları yerlerde hayatlarını sürdürmek istiyorlar. Ve çadır kentlerde yaşamak bu kadar kolay bir şey değil. Yani bunun tuvaleti var, banyosu var, banyo için sıraya giriyorsunuz. İnsanlar yine alışık oldukları bölgelerde hani bazı çözümleri kendi üretip çadırlarda da daha emniyetli kalmak istiyorlar. Yani kendi alanlarını çok fazla terk etmek istemiyorlar. Ben bu kadar acı yaşamış insanların buna haklarının olduğunu düşünüyorum. Öyle olunca da ne yapıyorlar bu sefer? Kendi imkanlarıyla barakalar inşa ediyorlar. Kendi bahçelerine, kendi bulundukları alana ve bu çocukların psikolojisini bozuyor. Bunu yıkmamız lazım deyip gelip yıkmaya kalkmışlar. Yani bunun olmaması lazım. Depremzedeler önüne gerilmiş. Demişler ki onlar da o zaman bize çadır getirin. Yani o zaman bize ihtiyacımızı verin. Bu bir insan yani ve benim İstanbul'da neye ihtiyacım varsa bu insanların da yaşamak için buna ihtiyaçları var. Artık olaya böyle bakmamız lazım.